Merhaba arkadaşlar, Epic Games'te bu hafta serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu hafta Epic Games'in verdiği oyun Rise of Industry adındaki bir şehir yapma ve tycoon oyunu diye geçen bir oyun. Oyunumuzu mağaza sayfasında biraz aşağı indikten sonra alabiliyoruz bu sekmeden. 9 Mart saat 7'ye kadar oyunumuz ücretsiz veriliyor. Hemen bir sayfasına bakalım. Oyunumuz bu arada Steam'de 280 liraya satılıyor. Yani fiyatını hak etmesi biraz zor bence 280 liraya ama ben yine onu söylemiş olayım. Şu an bedavadan alabiliyorsunuz Epic Games Store üzerinden. Burada yazanlara baktım. Birçok farklı ürün satabildiğimiz, rakiplerimizle yarıştığımız, bir üretim ağı kurduğumuz, hem şehir yapma, hem fabrika kurma, hem kaynak yönetme oyunu gibi bir şey herhalde. Sadece strateji olarak işaretlenmiş ve tek oyunculu işaretlenmiş. Şimdi girelim bakalım oyunumuza. Hemen oyunu kütüphanenize ekledikten sonra kütüphane üzerinden indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra da buraya düşüyor oyununuz. Hemen girip başlayalım. For an enterprising tycoon, each new day brings new opportunities in your quest for success. Exploiting gaps in the market and meeting demand is all in a day's work for a canny entrepreneur. And expanding your business is necessary if you're to keep up with the times. But with capitalism comes competition. Astute rivals and self-sufficient towns will soon leave you looking for that next niche in the market. And a change of entrepreneurial tactics might be necessary in order to fend off financial collapse. However, be wary of your fledgling setup. A poorly planned infrastructure will grind your business to a halt, and badly placed polluting industry will be sure to harm your reputation and quickly turn your business allies into foes. But the savvy business person will have all this under control with well-executed trade routes by road, water, air, and rail. And a well-targeted PR campaign will soon have those green towns and villages back on side and accepting your goods. All that's left to worry about is what you're going to produce next. For you are an industrialist, and success is in your blood. And who knows what the next new day will bring in Rise of Industry. Evet, oyunumuz böyle Endüstrinin Yükselişi adlı bir fragmanla başlıyor. Yani oyunumuzun adı Endüstrinin Yükselişi ve böyle bir fragmanla başlıyor. Tutorial'dan başlayalım diye düşündüm çünkü bu oyunlara karşı hiçbir ilgim yok ve genelde çok iyi olduğumu sanmıyorum hiç oynamadığım için. Çok fazla şey takip etme konusunda o kadar iyi olmayabilirim. Bakalım. Ama fragmanda işte rakiplerimiz olacağından, pazar payı için yarışacağımızdan, etrafı çok kirletirsek sıkıntı yaratabileceğinden falan bahsedildi. Gördüğünüz gibi ürünleri tren kullanarak, gemi kullanarak ya da havadan taşıyabiliyormuşuz. Oyun bir Facebook oyunu gibi gözüküyor. Yaklaşınca biraz daha tatlı oldu. Neyse, girişimcilik yeteneklerimizi test edecek bir oyunmuş. Nasıl hareket edeceğini göstereceğiz şimdi sana diyor. WASD yapabilirsin diyor. Mouse'la hareket edemiyorum. Neden ki? Tamam. Sağ tıkla edersin diyor. Sağ. Oo, bir dakika. Wow. Şey çok garip arkadaşlar. Gitmek istediğiniz yere. Bir dakika ya. Hiçbir şeye basmıyorum şu an ama gidiyor. Anlamadım. Şu an hiçbir şeye basmama rağmen gidiyor şey. Biraz zoom out yapabiliyor muyum peki? Ben nasıl yaklaştım bu kadar ya? Uzaktı. Neyse, QV'ye basarak açı değiştirebiliyormuşuz. Scroll wheel'ı kullanarak da zoom yapabiliyormuşuz. Town Hall, belediye binası dikeceğim şimdi herhalde. Şu an belediye binasının açık arttırmasındayım. Nasıl oluyorsa. Tamam, biri benim şeyi arttırdı teklifi. Şimdi ben bir daha arttırıyorum. Pes edene kadar arttır diyor yani. Tamam. Şu an ne bu? Burası bizim mi yani şu an?
Haritaya biraz bakarsan şeyi görürsün diyor. Etrafta seninle aynı işi yapan şirketler var diyor. Nereye bakacağım abi? Şunlar mı mesela? He. Chapwick benim şu an. Şunlar da başka şeyler galiba. Bu Regent Center olanlar sahipsizler. Newton ve Canning'de mesela sahipli şirketler olabilir mi acaba? Önce su toplamak için water sifonu ihtiyacımız varmış. Sifon ne demek bilmiyorum. Toplama. Toplayıcılar sekmesi varmış şurada. Water sifon. Nereye atayım bunu? Buraya at diyor bunu. Tamam, atayım. Çevireyim mi biraz? Çevirmemi istiyor galiba, aynen. Şimdi buraya iki tane harvester koy diyor. Bu toplayıcılar şimdi buradaki water sifona götürecek suyu. Şimdi yol yapmamız lazımmış. Topraktan yol yapıyoruz şu an. Yanlış oldu ama bu böyle yapılmaz bu yol. Nereye yapayım kanka? Burayı mı istiyorsun? Tamam, şu an çalışıyormuş water sifonumuz. Sonsuza kadar toplayabilir diyor. Toplasın. Su ve kum topluyormuş. Kömür, bakır, gaz, demir ve yağ gibi materyallerse sadece belli miktarda çıkabiliyormuş. Getirirden koyduğumuz şeyleri kaynakların yakınına koyuyormuşuz ama harvesterları tam kaynağın üstüne koyuyormuşuz ve harvesterdan Getirir'e yol yapıyormuşuz. Yani toplayan şey işlediğimiz şeye yolla bağlanmak zorunda. Şimdi şuradaki şeylere çökeceğiz herhalde, kömürlere. Şuraya bir şey madeni, kömür madeni koyuyoruz. Şimdi kömürleri kazmak için şuraya bir şey koy diyor. Yanına da koyduk. 3 tane koyduk. Bu ne? Çalışma hızlarını herhalde şey yapabiliyoruz. Daha fazla para ödeyerek. Ha yok, daha fazla kirletiyor herhalde. Şimdi odun kazmak için odun şeysi koy diyor. Nereye koyayım kral? Şuraya koy diyor. Başka nereye koyayım? Göremiyorum nereyi işaretledi. Bir de buraya koy diyor. Koyayım. Tamam. Terraforming. Şimdi mekan değiştirme yapacağız herhalde. Ha yok, ağaç dikeceğiz. Buranın yakınına 10 ağaç dik diyor. Dikeyim. Hiç oldu, saymıyorum ki. Oldu. Warehouse neydi ya? Hangar falan diyesim geliyor da değil. Ambar. Ambarlar malzeme tutar diyor. Kamyonlarla bir şeyler götürebilirsin ambarlardan diyor. Chapwick'in yakınına bir yere bir ambar koy diyor. Orada kömür ve odun satabilirsin diyor. İznin olmayan yerlere de koyabilirsin ama sadece bir tane koyabilirsin diyor. Tamam. Logistics. Ambar. Oha bayağı geniş ambarın şeyi. Koydum buraya. Ne demek yani şimdi bu? Warehouse'un girişine şeyine yol çek diyor. Çekeyim. Çekemiyorum. Tamam, şehre bağladık. Tamam, şimdi burada toplayıcılar buradaki getirirlere getiriyordu malları. Şimdi buradan ambarlara götürmemiz lazım. Oduncu menüsünü aç diyor. Destination olarak şimdi ambarı seçeceğim galiba. Yani istediğim ambarı seçtim buradan. 5 tane gönder mi dedim şu an? Ne dedim? Max send. Çok anlamadım. Neyse, ne kadar göndereceğimizi seçebiliyormuşuz da, yani 5 gönder falan dedim, o nasıl oldu onu anlamadım. Aynı şeyi şimdi kömür için de yapıyorum. Ham madde satmak çok karlı değil diyor, onları başka şeylerde kullanmak daha iyi diyor. Full olana kadar tut diye bir buton varmış, onu anlatıyor şimdi. Buranın deposu dolmadan dışarı yollamıyormuş, böyle bir seçenek varmış. Çok anlamadım. Da bakasım yok. Ben işte bunları okurken biraz sıkılıyorum herhalde ya. Ambarlarımıza farklı şeyler yaptırabiliyormuşuz. Çıkanlar ne yapsın? Ona geldik. Üreticilere veya dükkanlara öncelik verebiliyormuşuz. Nerede abi tekçiriye? Ambar için bir şey açmamız lazım dedi. Lojistikini oradan. Gelişmiş dağıtım ambarlara ray döşeyebiliyormuşuz artık. Şimdi üretim ağacına geldik. Artık buğday yetiştirebileceğiz ve şey yetiştirebileceğiz, sebze. Şimdi sıraya un ekledik. Niye şu an yapamıyoruz peki bunu? Süre lazım herhalde. Lojistik ve yönetim ağacına geldik. Baca filtresi geldi fabrikalarımıza. Bunu da sıraya ekledik. Farklı şeylerle taşıyabileceğimizden bahsediyor. Şu an farklı araçlar kullanabileceğimizden. Gemi kullanacaksan su lazım diyor. Zeppelin kullanacaksan her şeyin üstünden uçar diyor. Buraya bir tren terminali atacağız diyor şimdi.
atayım. Bu ikisini bağla diyor birbirine. Bunu da bağlayayım. Newton'un oraya da bir tane ambar koyacağız diyor. Ve bir tane daha tren istasyonu koyacakmışız oraya. Sonra gelip Newton'da satacağız herhalde. Ağaçların içine koyduk. Bu ağaçları kim kesecek? Tamam, şimdi araya ray çekeceğiz. Önce şu ikisini bağlayacağız. Bağlandı mı şu an? Tamam, şimdi tren çekeceğiz. Şöyle. Shift ray mı yapmamız gerekiyor? Aynasının simetriğini yapıyoruz. Oldu. Şimdi aç diyor burayı. Buradan odunu seç diyor. Odun yollayacağız. Odunu nereye yollayacağız? Bizim şu yeni açtığımız Newton ambarına yollayacağız. Ve trenle yollayacağız. Yine buradan Maxent 10 parça yolla diyoruz da onu hala anlamadım. Water sifonumuz bir sürü su üretti ama sen hiçbir şey yapmadın buna diyor. Galiba o suyu kullanıp şimdi bir şeyler ekeceğiz. Tamam, şimdi bir de tarla yapalım. Tarlamızı koyduk bir tane. Yanına da tarla koyduk. Ne bu, çiftliğimizi koyduk diyelim. Yol yapıyor. Buradan şehre bağlayalım yine. Yollar çok yetersiz. Herkes aynı yoldan gidiyor. Burada çiftçi marketi var. Buradan ne alacağız? Tohum mu alacağız? Sebze üretimini seçtik şu an. Tamam, şimdi fabrika yaptıracak bize bir tane. Kirlilik yaratıyorlarmış. Ambarın yanına bir tane yemek fabrikası koy diyor. Burası ambarın yanı değil ama burayı işaretledi. Bir yere bağla diyor. Bağlayayım. Kirlilik sekmesini aç diyor. Nerede o? Filtre takıyoruz galiba. Oha, fabrikadan daha büyük. Filtre değilmiş ki bu. Hava temizleyici falan diyordu. Fabrikadan daha büyük şey mi olur? Bu ikisini bağla diyor. Bir de trafiğe bakman lazım diyor. Yollar kalabalık olur falan filan. Sıkıntı olmaya başlarsa şuradan buna bak diyor. Trafik heat map'e bakacağım herhalde. Şu an her yerimiz yeşil gibi. Şurada bir sarılık var sadece. Bu zaten beklenilen bir şey yani. Şunu şuraya bağlamamız daha doğru. Gerçi bu yol da yetersiz de. Neyse, burada bir sıkışıklık var. Bu ne? Buna tıkladıktan sonra üstüne geldiğin şey hakkında daha çok bilgi alırsın diyor. Daha elimizde bir sürü şey var diyor. Taba bas mesela diyor. Bastım. Diğer şirket burada. Şurada Study Limited var. Taba basarak bir sürü seçenek gördüm. Bunlar mekanların ismi galiba. Study Limited şirket. Headquarters benim. Bir daha basayım mesela. Tarlaları gözüküyor adamın. Bizim tarlalar niye gözükmüyor? Bizimkiler de gözüküyor. Sonra ne diyor? Alta basarsan ne ürettiğini görürsün diyor herhalde. Aynen, odun, sebze. Şurada da temizlik. Bu ne? Burası dolu mu? Otur sifonum niye kırmızı? Entity Panel. Study Limited adlı şirket. Rakibim. Ne ürettiklerini, ne kadar değeri olduklarını görebiliyormuşuz. Bütün stoklarını alırsak piyasadan kaldırıyormuşuz bunları. 10 tane şeyleri, hisseleri oluyormuş. Hepsi şirketin %10'unu temsil ediyormuş. Onların şirketinden hisse alabiliyormuşuz. Hepsini alırsak şirket bizim oluyormuş. Yaptıkları bütün araştırmalar, bütün izinler bizim oluyormuş. Bundan bir tane stok al diyor şimdi. Alayım. Aldım mı? Aldım herhalde. Kapat diyor. Kapadım. Of, tutorial bitti. Yordu be. Bu oyunlar zor ya. Biraz da kariyerden ilerleyelim şimdi. Rastgele seed. Ülkemiz ne olsun? Sadece bunlar var. Amerika olsun. Tamam ya, nasıl verdiyse doğrudur. Hadi bana oyunu başlat. Zaten iki bina dikip kapatacağım. İşte böyle oyunları sevenler
kurcalayabilir buraları ya. Çünkü gerçekten çekişmeli falan oluyorsa bu rakiplerimizi eleme, hisselerini alma falan ilginç olabilir ama ben şimdi hiçbir şey bilmediğim için böyle bir yere atılmış gibiyim ama hiçbir şey bilmiyorum. Etrafıma bakıyorum, bir sürü şey oluyor. Oha! Kasabaya bak, şehir mi bu? Tava basarak kaynakları görebilirsin diyor. Şu taraf daha iyi gibi. Ben buraya bir yere yerleşeyim. Oğlum bana bir daha tutorial oynatacaksan tutorial'ı niye koydun o zaman? Yani en azından nereye koyacağımı söylemiyor. Kral, biliyor musun? Lumberyard şurada bir yerde olsun. Harvester. Elimde değil mi Harvester şu an? Bir tane orada olsun. Bir tane na böyle ileride olsun. Bir tane de şu taraflarda olsun. Harvester'dan da yol yapıyor muyduk şey ya? Gedir'e yapıyorduk değil mi? Aynen, şunları bağla diyor. Şimdi bağlayayım. Bağladım. Hiçbir şey olmuyor. Zaman mı akmıyor acaba? Yok ya. Şey olmuyor ki. Ha, kesiyorlar odun. Tamam ya, çalışıyor bunlar. Dur. Strese gerek yok. Sonrakini görebiliyor muyum peki? Odun isteyen yok mu ya? Bende odun var sadece. Ha, şu ekip satıyor. Ulan tam da uzağız oraya. Tamam, sana satabiliyor muyum mesela? Bende odun var biraz. Hardware store'a ben nasıl satacağım? Hem de yükselişteymiş fiyatı. Bir de benim kaynakları nasıl görüyorum? Şu an kaç odun var mesela benim elimde? 3. Ha, ben bunu şehre bağlamamışım ki, şehre bağlamam lazım. Şuradan hop. Tamam. Heh, hardware store'a sat kral sen bunları şimdi. Neyse, su falan da toplayayım. İleride kömür vardı. Ne kadar ileride o? Oğlum, kömürler çok az yalnız ha. Tutorial'da ne güzeldi. Şuraya bir kömür madeni atayım. Şuraya da birkaç gedir atayım. Bunları da bağlayayım. Para kazanıyor muyum? Yok. Para harcıyorum sadece. Ne oluyor mesela şu an? Aa, biraz para kazandım. Bir şeyler üretiyorum. Şey isteyen var mı beyler? Kömür isteyen var mı? Kömür isteyen yok. Bir de ambar yapayım. Ambar ne yapıyordu bilmiyorum ama. Tamam, bir şeyler oluyor. Ama batıyor muyuz yoksa... Bu ne mesela? Doldu mu buralar? Bu işaret ne demek? Bana bu işareti petting alert. Heh. Coal mine 1 warehouse'a ulaşamıyormuş. Nasıl ulaşamıyor kral? Buradan gelecek. Buraya girecek. Lumberyard da ulaşamıyorum diyor. Oğlum nasıl ulaşamıyorsunuz ya? Yol değil mi bu buradan? He. Bu bağlı değil. Buyurun. Hala ulaşamıyoruz diyorlar. Şimdi ne diyorsunuz? Gidiyorsunuz, artık şu uyarıyı kaldır. Peki ambara gidince ne oluyor? Tıklayabilir miyim ambara? Ha, kömürü ne yapacağız şimdi, o var. Bir fabrika yapsam ben peki? Kömürü kullanmak adına. Şu an kömürü satacak yerimiz yok. İçecek şeyi yapayım mesela, içecek fabrikası. Şu an para kazanamıyoruz. Biz satmıyoruz mu bu şeyleri acaba? O odunları biz burada depoluyoruz ya. Satmamız lazım. Hardware store'a satalım şimdilik. İçecek işine girelim, tamam mı? Berry smoothie, apple smoothie, orange soda. Ver bakayım berry'yi burada. Gördüm berry vardı. Heh, berry'yi açtım. Şimdi su lazım diyor. Su işine girelim abi o zaman. Madem su lazım. Şuraya bir water sifonu attım. Şuraya bir tane toplayıcı attım. Sifona bağlayalım bunları. Sifonu da şuradan böyle genişten aşağı bağlayalım. Bu sırada da 45 dakikam doldu. Tam da çok iyi gidiyordum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu oyun yani böyleymiş. Çok bir şey gösteremedim de zaten bu oyunda gösterebilmeyi de çok ummuyordum. Ama genel olarak neler var? Gözünüzün ucuyla bir görmüşsünüzdür. İşte şeyler falan var herhalde.
birçok farklı sektörde şeyler satabiliyoruz. Mesela bakın burada düğme piyasası mesela düşüşte diye gösteriyor. Hatta grafik de gösterir mi tıklasam? Grafik göstermiyor. Düğme nasıl oluşturulur onu gösteriyor. İki tane plastik lazım diyor. Bir tane de bakır tel lazım. Şey, bakır mıydı kapır? Aynen, bakır tel lazım diyor. Vazo piyasası düşüşte diyor. Mesela sizde bakır var. Düğme yapıyordunuz. Düğme piyasası düşüşte. O zaman bir anda bakır tubing'e geçiyorsunuz mesela. Artık tubing yapıyorsunuz bir süre falan. Bir yandan rakiplerimize bakıyoruz. Rakiplerimiz neler yapıyor? Onları görebiliyormuşuz. Şu an mesela en değerli biziz. Nasıl oluyorsa hiçbir şey yapmadık ama 14 milyon değerimiz var. Diğerlerinin 6 milyon. Aa, zaten biz şu an zarar ediyoruz, o gözüküyor. Neyse arkadaşlar, oyun böyleymiş. Baktıkça bakılır yani, çok fazla şey var. İnşallah genel bir fikir edinmişsinizdir oyunla alakalı. Dediğim gibi çok tecrübeli olduğum bir oyun türü olmadığı için çok iyi açıklayamamış olabilirim. Ama bu videoluk bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşça kalın.